Selamlar. Nasılsın? iyi misin? Bir pazartesi klasiği olan haftalık gündem sohbete hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet bunu tanıyanlar şu an aşağı yazabilir. Kimin girişiydi falan. <laughs> Şimdi haftalık gündem sohbetteyiz. Bakalım bu hafta neler olmuş neler bitmiş. Geçtik. Şimdi direkt WW2K olayından başlayacağız. 2K23 bir aksilik olmazsa Mart ayında çıkacakmış haberiniz olsun. Bununla ilgili net bir haber yok sadece sızdırıldığı söylenen işte kapak can sene falan var kapakta böyle işte e, Sonra 17'sinde falan çıkacağı yönde bir şeyler var 17'si 20 bilmem kaçı falan Mart'ta eğer ya şimdi Rumble'da duyurulacak bu Siz bunu izledikten sonra bu hafta içinde muhtemelen Rumble'da duyurulacak artık bu Ne zaman çıkacağı Valla Mart'ta çıkarsa çok güzel olur Bizim için çünkü biz enzomeniyi artık oraya taşırız Bayağı güzel şeyler olacağını tahmin ediyorum Umarım Keyifli vakit geçiririz yine sizde. Çünkü bu artık Enzo Mania'nın 3. sezonu olacak ve zaten onun dışında sadece Enzo Mania değil, yeni oyun çıktığı takdirde biz bir sürü şeyler deneyeceğiz, yeni girişler falan. Bayağı bir şeyler bakarız yani merak etmeyin. Güzel olacağını düşünüyorum. Burada diyor ki işte eee Mania 39'dan önce işte çıkarılacağı söylendi falan, tartışılıyor, i̇şte will reported diyor. Öyle raporlandı falan diye. O muhtemelen öyle olacak zaten bakalım. Göreceğiz. Even LA Knight doesn't know what a pitch black match is. Bu çok güzel bir şey bu arada. LA Knight bile pitch black maçın yani Rumble'da Bray karşı yapacakları. Zifiri karanlık maçının tam olarak ne olduğunu bilmiyormuş. Bana da soruyorlar abi zifiri karanlık maçı ne diye. Benim tek bildiğim şey ışıkların kapalı olacağı. Ama onun dışında başka ne olacak gerçekten bilmiyorum. LA Knight bile bilmiyormuş. Bana sormayın. Bana sormayın. Yani <laughs> çok iyi ama. İşte bilinmezin getirdiği merak işte bu da felsefe. İşte bu da merakla beklenen bir şey maç olacak işte. <laughs> Devam. WWE's. Ya yani ne demek kardeşim Liverpool Manchester United ya. Yazıklar olsun size ya. Evet içinizden Manchester United ya da Liverpool tutan var mı? Gerçi son yıllarda Liverpool daha popüler ya. Türkiye'de de daha çok taraftarı vardır. Ama Manchester United ee, totale baktığınız zaman farklı bir farklı, farklı noktada yani. Evet, WWE'de Sheamus ve Drew McIntyre'ın The Banger Bros. E, olan tag teaminin aslında biraz sıkıntılı bir isim olduğunu biliyormuş, haberiniz olsun yani. Öyle. Banger Bros. birazcık bir şeylere benziyor galiba Hadi bilemiyorum ben. Ben bilmem öyle şeyleri. Ben bilmem. Devam. Rick Books is preparing for his WWE comeback. Rick Books'un bir sakatlığı olmuştu biliyorsunuz ki. E, diz falan diye yanılmıyorsam ciddi bir sakatlıktı. Yani WrestleMania after. Bakın last year's WrestleMania. Orada da yazıyor zaten. Ta o zamandan beri WrestleMania'dan sonraki dönemden beri yok. Bu da çok uzun bir zaman. Neredeyse bir yıl olacak yani WrestleMania falan olursa. Ama iyi şekilde çalışıyormuş. iyi şekilde hazırlanıyormuş. Ne şekilde işlenir bilmiyorum. Rickbox daha önce Nakamura ile beraber geliyordu biliyorsunuz ki. Nakamura ile bir şeyler yapıyorlar. Tag team denemez ama partnerlerdi. Ama işte bu ne bileyim. Şu an belki onun için kötü bir şey. Çünkü artık ne yapacağını bilmiyoruz. Ya da iyi bir şey de olabilir. Sıfırdan bir halini görebiliriz. Merakla bekliyorum ben Rick Books. Kesin merakla bekliyorsundur abi. Dominic Mysterio playing a heel feels more natural to me. Ee, heel oynamak benim için daha doğal hissettiriyor bana falan. Yani ne diyelim ki şimdi ya. Ne diyelim yani Dominik'in şu halini seviyor musunuz? Size bunu sorayım yazın aşağıya Dominik'in şu anki halini Hapse girdim çıktım ben ee, Biz eski kulağı kesiklerdeniz falan Eee işte <laughs> kulağın arkası ee, Neyse işte öyle şeyler Dominin şu halini seviyor musunuz? Ben hemen yorumlayayım bunu daha önce yorumlamıştım Gerçi canlı yayınlarda ama denk gelmediği için Youtube'da da yorumlayayım Dominik'in Youtube'da derken O da Youtube'da videoda Dominik şu anki hali farklı bir şey sunduğu için cringe olsa bile benim hoşuma gidiyor. Sonuçta bir şey yapıyor ve benim aslında olumlu ya da olumsuz bir şekilde negatif de olsa ilgimi çekiyor yani. Eleştirirsem bile bu aslında onlar için bir başarıdır yani. Evet Enzo bize eleştirdi değil tabi. Ama insanların tepki göstermesi bile aslında bazı şeyler için iyidir. Etkileşim. Cody Rhodes declares for... Evet. 2023 Royal Rumble, 2023 Royal Rumble'da Cody Rhodes'un geleceği deklere edildi, işte duyuruldu falan. Ee, yani bununla ilgili çok yorum yaptık. Ama Cody Rhodes'un zaten Rumble'da geleceğini tahmin ediyorduk. Ancak yani sanki Rumble'da mı gelseydi ya? Bunu eleştirip eleştirmeme konusunda çok kalıyorum. Sonuçta zaten bir süredir yayınlanan videolarda falan bu hazırlanıyor yani. Rumble'da gelce aslında çok açıktı bence. Ama yine de sanki şey istiyorum ya böyle duyurulmasaydı değil mi? Duyurulmasaydı direkt olarak verselerdi öyle izleseydik yani. Gelseydi böyle anında canlı sizlerle beraber Rumble izlerken mis gibi olurdu yani. Neyse yapacak bir şey yok. Artık yine wrestling has more than one royal family. Adrenaline in my Roman Reigns says every generation of the bloodline will be at Raw next week. Şimdi unuttuysanız eğer Raw'ın 30. yıl özel bölümünü pazartesiyi salıya bağlayan gece 4'te olacak olan Raw'ı beraber canlı yayında izleyeceğiz. Ben bir şekilde o gece kalkıp izleyeceğim. Haberiniz olsun. Belki de kalkmadan izleyeceğim. Bir şeyler olacak. Siz de burada olursanız beraber izlerken, yani siz de ayrı ben ayrı izlerken beraber heyecanı paylaşabiliriz. Ve bakın burada haberde ne diyor? Roman Reigns demiş ki Bloodline madem bu bir kan işte, aile bizim köklerimiz ee, o zaman Rava bütün hepsi gelsin. Bütün jenerasyon Bloodline orada olacakmış. Yani muhtemelen çoluk çocuk falan hepsi. Rava'nın 30. yılını kutlamak için hepsi gelecekler. Bu nedir ya? Hepsi gelecekler. Ve umarım güzel şeyler bize sunacaklar. Devam. Netflix is still working on its Vince McMahon docu-series e, belgesel serisi belgesel dizisi hakkında hala e, üzerinde hala çalışıyormuş Netflix haberiniz olsun ya bu bayağı tepki getirebilir bu arada yani Vince McMahon özellikle eskiden daha çok sevilen biriydi zamanla bu sevgi azaldı azaldı son dönemlerde iyice düştü bu arada tabi hala Vince'i çok farklı bir yere koyan insanlar falan var doğal olarak ama ben hani yapılan bazı şeylerin evet hatalardır. Evet çok pislik şeyler falan var. Ee, bunlar sıkıntılı şeylerdir. Bir insan için Vince'i sevip sevmeme konusunda kıstas olabilecek şeylerdir. Ama benim mesela o da var. Bir de şu var ama. Niye geri dönüyorsun ki? Niye satmaya çalışıyorsun? Ya? Artık yeter sana yazıklar olsun ya. Söyle söyle dilimde tüy bitti. Devam. WWE can't seem to decide on what to call Mia'yim. Miyayimi hala miyayim mi diyelim miçin mi diyelim karar veremedikleri için yine işte miçin falan diye söylendi diyor. Uf, artık bu iş birazcık ıı, garip bir hal aldı farkında mısınız? Miyayim misin miçin misin artık bir karar verin yani. Miçin diyorsunuz orada Titan Tron ekranında miçin yazıyor gereken miayım diyorsunuz. Bir karar verin abi. Miçin onun lakabı mı acaba? Hani o mu? Tam bak detayı şu an aşağı inmeyeceğim. Detaya gerek yok çünkü şu an bu haberde. O kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek var mı bu oğlum? Artık bir tanesini söyleyin yani. Mandy Rose has had zero contact with Triple H since her WWE release. WWE'den gönderildiğinden beri Triple H'de hiçbir kontağının olmadığı söylenmiş Mandy Rose'un. Haberiniz olsun. Hiçbir şekilde bir diyalog kurmamışlar. Herhalde gerek de duymadı belki de Triple H'te. Hayırlısı diyelim. En azından bu da bazı yönlerden ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor NXT tarafını. Çünkü Triple H OKAY ana kadro bir şey falan ama e, Shawn Michaels o işi hallettikten sonra bir daha da geri adım atılmamış. Böyle de devam edilmiş yani. Devam. Of. Yani bununla ilgili şu an bunu çevirecek yer. Rock demiş ki WWE satışıyla ilgili bir şeyden bahsetmiş. Fightful da hatta geçiyor bu. With the world of professional wrestling and WWE it's so unique e, uh, the fan base is very large and very passionate. Çok büyük bir hayran kitlesi var WWE'nin. Bu dünyalar çok güzel dünyalar, çok tutkulular. There is nothing like the WWE. WWE gibisi yok. With the new owners, if there are new owners and acquirers, acquirers who come in, uh, they have to share that same passion. Uh, that evet. Uh, diyor ki Vince McMahon'dan sonra bile hani diyor Vince'in sahip olduğu bu tutkuyu Şirket sahipleri ya da temsilci kimse artık kim geliyorsa onların da böyle yapması zorunlu demiş bu arada. Öyle yapmaları lazım demiş yani. Bu profesyonel güreş dünyası bu şekilde işliyor demiş. %100 katılıyorum bu arada. With a company like this that has been so incredibly successful over the years. Işte yıllardır çok böyle başarılı şekilde yılına devam eden böyle bir şirkette. Sale and acquisition can be very complicated. Satışı birazcık karışık, sıkıntılı olabilir demiş. Çok haklı. Düşünseniz abi. 5 yıllık 10 yıllık bir şirketten bahsetmiyorsunuz. There is a unique anchor at it. I believe where Vince feels you have to find the right buyers who will who still has the passion and love for a unique world. Bu eşsiz dünyaya umarım hani böyle tutkusu olan birileri falan filan hani alacaksa doğru doğru alıcıyı umarım bulur. Falan demiş Vince McMahon. Hayırlısı ya. Keşke hiç satılmasaydı. Satılmayacak olsaydı ya da öyle söyleyeyim daha. WWE Considering Splitting WWE Universal Championship. Hadi aşağıya yazın bakalım. Siz de e, bu haberi nasıl karşılıyorsunuz? WWE'yi e, Universal ve WWE kemerlerini artık Roman'dan ayırma kararı aldığı yönünde haberler var. Bununla ilgili zaten çok konuşuyorduk. Ama birkaç gündür farklı farklı haberler de türemeye başladı sizin de e, tahmin ettiğiniz ve gördüğünüz üzere. Bakalım ilerleyen süreçlerde resim menü 39'da veya öncesinde Evet will this happen? işte before acaba öncesinde bir olacak falan diye ee, Galiba ayırma durumu söz konusu ben olsam bir kere daha söylüyorum Elimination Chamber'da Roman'ı da içeri sokarak WWE kemerine bir maç yaparım Kemer alıyorsam illa bir tanesini onu Chamber'ın içinde alırım mantıklı şekilde Ardından da Universal kemerine devam ettiririm en azından 1000 güne tamamlatırım ben öyle düşünüyorum. Böyle düşünmeyenler de olacaktır ama çok aynı kelimeyi söyledim farkındayım. En azından WWE kemeri artık rahat gitsin yani. Artur undergoes second quad. Evet maalesef şimdi şöyle bir şey var. Artur ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra artık yaralarda falan herhalde bir şeyde ya da toparlama sürecinde dikiş bir şey neyse enfeksiyon kaptığı için ikinci bir ameliyat olmak zorunda kalmış. Artık yaralar mı şey mi tam detayını aşağı inmedim. Birazcık sıkıntılı bir şey tabii bu. Umarım iyi şekilde, doğru düzgün şekilde iyileşir ve sağlığını eskisi gibi kavuşur. Jay Briscoe maalesef e, hayatını kaybetti. Onunla ilgili videoda çekmiştim. 38 yaşında e, çok aslında sakin bir yolda karşıdan gelen bir e, tırın... Yani altında kaldı diyemem de arabayla direkt geçirdi. Hatta birazcık yani kendisi vefat etti. Çarpan hanımefendi vefat etti ve kızları ya kızı çok şeymiş. Birazcık sıkıntılı durumu varmış galiba ama en son gördüğüm kadarıyla bu haberen dün gördüğüm kadarıyla siz bu videoyu bir gün sonra izliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla birazcık yaşam belirtileri bir şey hareket falan yapmaya başlamış galiba. Umarım iyi olur ama Jay Briscoe maalesef yaşamını yitirdi. Bana göre kesinlikle bir Ring of Honor efsanesidir. Her ne kadar bazı güreşçileri böyle en büyük şirketlerde göremeseniz bile büyük bir artık herkesin izlediği şirketlerden işte WWE'den falan bahsediyorum. Göremeseniz bile o insanın bir efsane olduğunu olmadığını söyleyemezsiniz. Bazı şeyleri izleyin mesela ben sizin yerinizde olsam hiç izlemediyseniz bir girerim Jay Brisco ya Brisco Brothers maç, maçlarını falan izlerim yani. Gerçekten dünya üzerinde tag team dendiği zaman uzun yıllardır önemli işler yapmış. Her ne kadar ben de yıllardır izlemesem de çok eskiden böyle artık 10 küsür sene önce Ring of Honor ee, bakarken elbette ki izlemiştim Brisco'ları ama umarım ne diyeyim hakkı verilir yani. Önemli bir habere geldik. WWE WrestleMania 39'da Logan ve John Cena mı acaba düşünüyor, planlıyor? E, çok güzel. Ya şaka yapıyorum oğlum. Ya Logan Paul'un maça çıkmasını isterim ama John karşı çıkması evet büyük bir olay mıdır? Youtuber John karşı falan böyle. İnternet etkileşim açısından bence çok başarılı hamle olur ama gerek yok bence. O yüzden Logan Paul'u hiç John Cena falan karşısına çıkarmayın. John Cena farklı işte kullanabilirsiniz diyeceğim ama John Cena artık böyle birazcık çıtır maçlayan adam oldu. Çok belli. Ee, 2022'de maçsız kalmasın diye saçma sapan sadece 2-3 hareket yaptığı bir maç izledik. Beğenmemiştim. Yılı öyle kapatmıştık. Tamam. Tabii tabii Trying to Secure Logan. Evet logun Paul'un Rumble'a yetiştirme yönünde galiba oralarda hani yerini falan ayarlama yerine işte güvence altına alma gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Rumble'da bir ihtimal Logan Paul görebiliriz bu arada. Siz bunu nasıl karşılarsanız Rumble'da bir Logan Paul ister misiniz? Ben Logan Pol isterim bu arada Rumble'da kesinlikle. Logan bir celebrity olarak beklediğim çok ötesinde performans sergileyerek aslında herkesi ben de dahil şaşırttı. Kesinlikle Logan Paul isterim ben yani Rumble'da olsun işte. Şimdi bakın, bu çok güzel bir haber. Bu bana göre bir video konusudur. Ben bundan çok böyle tutkulu şekilde de bahsettim. Samiyan says says winning the WWE title would be like a cherry on top of everything else. Şimdi Sami Zayn, eğer gerçekten WWE kemerini kazanırsa böyle Roman'dan falan hani bir şekilde artık nasıl olacaksa bu harbiden cherry on top. ya şey işte böyle çilek anladınız mı? Bu bizdeki futbol şey vardır ya Galatasaray transferi i̇şte pasın üstüne çilek. Tam olarak öyle olur diyor. Ben kesinlikle katılıyorum. Sami Zayn için vakit varsa hani Sami kariyerinde WWE kariyerinde evet bu adam ana kemer alacak dediğiniz bir vakit varsa ah tam olarak şu an o vaktin içindeyiz işte. Semizin şu an hikayesi itibariyle en uygun kişilerden biri. Tabi de bir şampiyon olmak için. Ve şu an kariyerinde öyle bir noktadaki 2022 yılın belki de MVP'siydi. Gerçekten çok değerliydi. Yani yılın en iyi yani bardağı alacaktım ama düşürüyordum. Belki de yılın en iyi performansını sergiledi yani. Devam. Vince McMahon Settles Lost evet şimdi yıllar öncesinde Bir limuzinin arkasında Eski bir WWE hakemine Hanımefendiye işte tecavüze yeltenme gibi Bir takım şeylerden dolayı Vince McMahon Ciddi bir şey geçirdi Nasıl diyelim size yıllar sonra gelen 40 yıl sonra belki de neredeyse gelen Bir dava süreci oldu ve Burada multimillion dolar settlement diyor. Bir anlaşma sağladılar Rita Charlton'la. Kabulde ettiği etti demektir bu Vince McMahon. 1986'da olmuş bakın kaç yıl olmuş yani. 40 yıl olacak. Ee, 11.7 milyon dolar falan galiba hanımefendi alacak. Tabi bu yıllardır e, yani çok gecikmiş bir belki de hak. Ama kadının da hayatı değişir bu saatten sonra yani öyle bir şey Çünkü bu, bu 11 milyon dolar şey gibi değil. Hani Türkiye'de 11 milyonun var. Bir, bir, ev alıyorsun bitiyor falan değil anladın mı? O Amerika'da bu yani neyse devam. Birazcık şimdi maddi yönden baktım ama tabii ki bu işin psikolojik boyutu falan var. Yani çok aslında düşünülmesi gereken çok şey var. Bu çok iğrenç, pislik bir şey yani. Şu an tamam belki yani böyle bahsediyoruz, geçiyoruz falan WWE yok, Vince falan diye de bu gerçekten şu, şu çok iğrenç bir şey yani. Şu çok iğrenç bir şey yani söylemiş bulundum da belki bilmiyorum YouTube sıkıntı çıkarır mı? Şu şunun Türkçe karşılığında bakın Google'dan iğrenç 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 devam. Matt Cardona files trademark for the name Zack Ryder. Matt Cardona biliyorsunuz şu eski hali Zack Ryder. Zack Ryder isminin telif haklarını aldığı yönünde bir haber var. Şimdi bu da ne demek oluyor? WWE'ye geri mi dönecek acaba? Ben gerçek manada Royal Rumble'da beklediğim isimlerden biri Matt Cardona benim biliyor musunuz? Çok da isterim görmeyi çünkü WWE'de hep belli bir seviyenin adamıydı. Yani Jabber Midcard arası hep gidip geliyordu. Edgehead zamanları işte yine takılıyordu. Çok hani Büyük büyük şeyler aslında yapamadım. Yani aslında çok büyük adamın yanındalardı da. işte neyse bir şey demeyeyim artık. Devam eden süreçte işte yine bir intercontinental falan var biliyorsunuz böyle. Alıp hemen kaybettiği falan. Ama Matt Cardona olarak aslında sanki şey oldu böyle. WWE'de yanlış kullanılıyorum. kullanılıyorum. Ee, i̇şte alın aslında böyle biri de olabilirim falan dercesine bir performanstı. Ben Matt Cardona'yı kesinlikle Matt Cardona ama şimdi Zack Ryder, İsmin hakkını aldıysa oralar bilmiyorum belki. Bilemem artık. Şimdi size çok önemli bir haber okuyacağım. Belki de bunu kapak yapmış olabilirim. Siz şu an tabi gördünüz çoktan. The Rock has reportedly told WWE he won't be ready in time for WrestleMania. WrestleMania için e, vaktinin aslında ya ready hazır olamayacağını söylemiş. Öyle eğer öyle bir şey olursa WrestleMania'da hani rakmak konuşuyoruz ya hepimiz böyle. İşte Wrestlemania için hazır değilim. Nasıl büyük bir yalancı görüyorsunuz değil mi? Nasıl ters köşe yapıyor? Var ya, ulan öyle bir şey olacak da, Wrestlemania'da bunun ihtimali olacak da, rak gelmeyecek. Hazır olmayacağı yönünde haberler var. Ama abi yani Ben pek inanmıyorum ya. Since the deadline for Wrestlemania plans is coming, Rock indicated he won't have time to get into shape and feels. Evet. E, burada da yazdığı üzere demiş ki, Kutladık şimdi yanlışlıkla. Demiş ki e, shape'e yani bir tam bu maç halime maç görünümüne girmek için o görünüşe sahip olmak için falan çok kısa bir süre var. O yüzden ben resim ne kadar hazır olamam demiş. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Umarım olur. Çok isterim resim ya da izlemeyi çünkü. WWE soru, evet benim Royal Rumble'da kadınlar Rumble'ına girmesini beklediğim, geri dönmesini beklediğim isimlerden biri de Naomi bu arada ve WWE Sources says company is still confident Naomi will return. Şirket Naomi'nin geri döneceğinde baya hani eminmiş falan gibi bir şey. Hani Dön, döner falan diyormuş. Bence kesinlikle dönmesi lazım. Çünkü sen Sasha Banks değilsin. Sen gidip bir şirkette en tepe yani çıkacağım eklemez. En tepe karakterlerden biri olabilecek biri değilsin. O yüzden hazır. Samoğullarında gelin bence sen bu civardan uzaklaşma önemli. Bak benden sana tavsiye. Hazır gelinken buralardan uzaklaşma. Çünkü sana ekmek çıkabilir. Cody Rhodes was not medically clear. Evet normalde Cody Rhodes'un Rumble'a yetişemeyeceği. Ancak aşırı istekli ve dirayetli olduğu için bunu sağlayacağı yönünde bir haber bu. Haberiniz olsun. Çok önemli. Yani artık Rumble'da olacak yani. Normalde yetişemeyecekmiş. Ki doğal olarak öldür yani. Evet sizlerle beraber izleyeceğimiz bir aksilik olması. Böyle diyorum diyorum ben şimdi aksilik oluyormuş. Bir aksilik olmazsa izleyeceğiz. Şimdi aklıma geldi. Allah şu an bu video çekerken aklıma geldi. Sabah benim randevum vardı o sabah. Uykulu uykulu gideceğiz ya da erteleyeceğim. Bakalım. Benim için Raw daha, daha önemli. Bu aralar o kadar yoğunum ki arkadaşlar fark ediyorsunuzdur. Bazen günde bir video geliyor, bazen yayın gelmiyor. Ama artık döneceğiz artık, bir geleceğiz kendimiz. Neredeydik? WWE Highlighted. Evet, 30. yıl özel bölümünde Hulk Hogan da duyuruldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Undertaker şu şekilde tanıtıldı. Şu gördüğünüz legendlar, şu gördüğünüz efsaneler Raw'ın 30. yıl özel bölümünde olacak. Umarım hepsini izleyeceğiz. Ya şurası zaten şey. Şuraya bir bomba at. ya <laughs> Allah korusun. Şuraya bir bomba at. Güreş tarihinin yarısı yok oluyor. Yani yüzde yarısı o kadar demeyin de. Şimdi o kadar değil ya yani. abartmayın. Çok yani yetenekli isimler falan var. Yani ilk onun beşi burada zaten. i̇lk yani onun beşi burada. Değil mi? Öyle mi acaba? WWE tarihinin diyorsanız zaten yani böyle bir şeyler. Devam. The Firefly Funhouse returned to WWE this week on SmackDown. Bu da son haberimiz arkadaşlar. Bu hafta SmackDown'da Firefly Funhouse geri döndü. Bu da demek oluyor ki Finn'in geri dönüşü galiba ama galiba çok yakın ve Pitch Black maçımız var. Zifiri karanlık maçı. Bu maçta Royal Rumble'da arkadaşlar galiba biz Royal Rumble'da Finn'i izleyebiliriz ya. Çok yakın oğlum. Harbiden gelmesi çok muhtemel. Valla heyecanlı olur be. Diyerek kaçayım mı ben? Harbiden kaçayım. Valla kaçayım uzatmayacağım çünkü. Firefly Funhouse geri döndü. Fint de geri dönebilir. Haberiniz olsun. Haftalık gündem sohbetten bu haftalık da bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Haberler böyleydi. Bütün yorumlarınızı aşağı yazın istediklerinizi. Artık yeni haftamız bomba gibi olacak gibi hissediyorum görüşürüz